Genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'la gündem programında deprem ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafın sorunları masaya yatırıldı. Bizim işimiz kooperatif başkanlarımız, oda başkanlarımız, ticaret sanayi oda başkanımız, borsa başkanımız, sayın vekillerimiz, il başkanlarımız. Birlik beraberlik içerisinde şu Elazığ'ın derdine dava olmak istiyoruz. Başkan ben de farklı bir şey mi söylüyor? Yok doğru. Kabul ediyorum. Ben de aynı. Programın konukları Harput Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Odası Başkanı Turan Kurnaz, Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman ile Lokantacılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan oldu. Senin talebin aynı, benim aynı diyoruz ki arkadaşlar. Kredi. Kredi. Biz bak, kredi başka bir şey söylemiyoruz. Bizim, çok özür diliyorum. Şimdi bizim bu programdaki aynı. Amacımız Şevket Başkanı. Sorunları gündeme getirmek. Yani ilgili şu anda bizleri izleyen işte ilimizin mülk amirlerine bir noktada kendimizi ifade etmek, bir noktada da çözüm üretmek. Ben de şimdi diyorum ki burada kalmasın. Gelen mesajlar genel olarak %80'i krediye dayalı. Aynen. Başka ben kredi de burada %80. Programda i̇şte bir fikir ürettim. Biz de yani, her programa geldik. Ben işte Zülfü Başkanım, bizim OTA Başkanları, Ticaret Sanayi Oda Başkanımız, Borsa Başkanımız, bütün oda başkanım birlikte en kısa zamanda, zaman geçmedi. Sayın vekillerimize, siyasi parti il başkanlarımıza, sayın valimize, yani Elazığ'ın bu kanayan yarasına bir an önce dur dememizi, yani boyuna kapalı. Elazığ bugün 18 gün kapalı değil. Başkanım, esnaf her zaman kapalı. Tamam. Elektronikçiler, elektrikçiler, sıvı tesisatçılar, tuhafiyeciler, kahveciler, terziler, tüm odalar. Kahveciler doğru dürüst KOSGEB'ten kredi kullanamadı. KOSGEB'ten kullanamadı. Eğlence evet. Sektörü geçtiği eğlence için. Onun haricinde bizler de son zamanlarda kullanabildik. Yani şoför esnaf olarak. Önemli olan şu an biz de diyoruz ki bu kullanılan bu şeyde buna fırsat değil ha, ihtiyaç diyelim ha. Fırsatı bu fırsat değerdirsek yanlış bir kelime olur. Biz ihtiyaç olduk artık, buna ihtiyacımız var. Bu kredilerin ertelenmesine ihtiyacımız var. İhtiyacımız var, dönen dönen söylüyoruz. 2000 tane esnaf kooperatif bünyesine alınmazsa Elazığ'dan 100 milyon para 0.70 ile hazine kaynaklı bu destek gidecek. Ben de diyorum ki kooperatif olarak sizler, işte sanayi sitesi olsun, merkez kooperatifi olsun, bu parayı dışarıya vermeyin. Yani alın bu parayı kooperatiflerin bünyesine. Bu para ilimizde dursun. Ve neticede ileride esnafımızın bir ihtiyacı olduğu zaman bu parayı esnaflarımıza 0.70'den kullandıralım. Yani bu kötü bir şey mi? Genel olarak yani tabloya baktığımız zaman esnaflarımızın çoğunun ortak sıkıntısı kredilerin ertelenmesi. Evet, %90. Ve bunu kooperatif başkanı krediyi erteleyemez. Doğru. Yani onun inisiyatifinde olan bir şey değil. Vatandaş olarak, yani bir esnaf olarak sizden de talebim, ben de bir talepte bulunayım sizden. 3 kooperatif başkanı ortak bir noktada buluşu. Zülfü Bey katkı olsun diye söyleyeceğim. Başımın üstünde yeri var. Ben seve seve yaparım ama gelmiyorlar bir yere. Şöyle. Zaten Elazığ niye kaybediyor biliyor musunuz? Şimdi, başkanım Elazığ niye kaybediyor biliyor musunuz? Bak işte 3 tane kooperatör bir araya gelemiyorlar yani. Zülfü Bey. Programa telefonla bağlanan Elazığ Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik, esnafın sahibi yok dedi. İş esnafa verilen kredilere gelince ise ortam bir anda gerildi. Elazığ'da 17-18 bin esnaf var. Şimdi ne ben onu karşılayabilirim, ne Turan Bey karşılayabilir, ne Türkoğlu karşılayabilir 17 bin kişiyi. Şimdi benim esnafıma verdiğim kadar verdim, vermediğimi de bankaya gidin oradan alın demişiz yani. Bu da reklam yapmasınlar orada. Artı 50 bin lira bir setere mahsus. Yani 50 bin lirayı ödedikten sonra artık faizsiz duruyor. Faizsiz kredi yok. Artı faizli 50 bin liranın ertelenmesi için arkadaşlar şey yapıyor. Evet. Bak onu hiç açıklamıyorlar. 50 bin lira kredisini erteliyoruz. Fakat diyor ki ertelendiği zaman %17 faiz uygulanacak diyor. Ben onun için onu erteletmiyorum. Ben orada olduğum zaman baştan şöyle derim. Esnafın Elazığ'da sahibi yok derim. Elazığ'da sahibi yok. Şimdi ben bunu kongrede de söylüyorum, toplantılarda da söylüyorum. Esnafımızın sahibi yok. Esnafın sahibi kim olacak başkanım? Esnafım da o kadar korkutulmuş ki bir milletvekili dükkanına gittiği zaman o bey çok çok şükür işimiz iyi. Halbuki burada da çıkmış başkanlar diyor ki esnafımız batmış bitmiş. Yani bunları açık konuşmak lazım. 5 tane milletvekili var. Evet.
Bak ben bir milletvekili geldi, benim yanıma isim vermeyeceğim. He, gerek yok başkanım, şahsen isim dedi ki 50 bin lirayı ertelemek istiyor musun? Dedim ki faizsiz erteleyin dedim. Evet. Faizli ben kabul etmiyorum. Doğru. Dedim bir tek sen kabul etmiyorsun. Dedim ben kabul etmiyorum, o zaman benim hesabımın ne faydası oldu da? Ve kalktı gitti ve şu anda arkadaşlar Turan Bey orada 50 bin liraya yani taksitine ertelendiği zaman %17 faiz, ama orada söylemiyorlar onu. Şimdi bunları reklam yapmak iyi bir reklam şey değil. Değil herkes, başkan. Başkan şeyde burada diyor ki özür dilerim başkanım. Fikret başkan diyor ki bizim tüzüğümüze göre diyor. Ha, Elazığ Belediyesi'nin dışına veremiyor. Verebilirsin. Diyor. Kooperatiflerin diyor, olmadığı yere verebilirsin. Gelmiş de param yoktu demişsem abak yüz yüze kalsın konuşsun. Başkan soruma cevap alamadım. 1300 tane üye Elazığ Halk Bankası'nda ne işi var esnafın? Gelebilir. Siz bu esnafları almak ister misiniz başkan? Allah Allah, ben şimdi her esnafın kolundan tutup gelsem bunun... Hayır. Siz bu esnafların şu anda... Başkan, başkanım bu esnaflar... Bu esnaf bir dakika. Bu esnafların mağduriyetlerini gidermek için bu esnafları almak istiyor musunuz? Allah benim belamı versin, daha iyi olur be. Başkanım, Halk Bankası'ndan kredi kullanan esnaf size gelmek isterse alır mısınız onu? Gelmek isterse değil, kooperatif başkanı. Banka müdürüne diyecek ki 1300 tane esnafı ben almak istiyorum. Yani. Alırım diyor. Hayır başkan. Turan Bey, eğer orası 1250 ise ben başkanlığı bırakacağım. Tamam başkan, ben Hazronu Ahmet Bey'den isteyeceğim. Orası yoksa ben bırakacağım. 50 sene, 55 senedir bir buruluş. Üye olmuş, ayrılmış, ölmüş. Niye onu şey yapıyorsun?